Kamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Gördüğünüz biraz değişiklik var. Geçen hafta sosyal medyadan da duyurmuştum. Geçen hafta değil, hatta yeni yıl öncesinde artık hafta sonu artı haberi Onur Öncü'den dinleyeceksiniz diye ben de Kamurça devam edeceğim. Daha çok yoğunlaşma fırsatı verecek, zira yoğun bir dönem bekliyor bizi Kamurça açısından da. Dolayısıyla size bugün Brüksel'den sesleniyorum. Bu haftanın birazcık da biz Ermenilerin, Ortodoksların Noel, Epifani bayramını kutlamaları vesilesiyle 6 Ocak'ta birazcık da böyle dekoru gösterelim istedik. Arkamızda böyle çam ağaçları ile size bir Noel ortamından sesleniyorum. Tüm Ermeni toplumunun da insanın doğuşunu müjdelediği bu bayramı kutlamış olalım. Şuna ravor sürtünün diyelim. Ve başlayalım. Bu hafta dedik ya, Gamurç'un üzerine çok yük binecek, çok fazla aslında yapacak şey var. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreciyle ilgili hızlı hızlı atılan adımlar var. Bu hafta da bu adımları biz böyle dönem dönem konuşalım istedik. Biliyorsunuz daha önce HDP milletvekili Garo Paylan'la bu konuyu irdelemiştik ve Garo bize bir yol haritası da çizmişti. Hemen arkasından hem Türkiye'den hem Ermenistan'dan açıklamalar geldi. İki tarafta görüşmelerin Moskova'da, özel temsilcilerin Moskova'da görüşeceğini, Ocak ayının 14'ünde görüşeceğini açıkladılar ve bu konuda aslında birçok da adım atıldı. İşte uçakların karşılıklı seferlerine başlaması gibi. İşte Gamurç'ta böyle arada sırada hem sivil toplumdan hem de daha önceki normalleşme sürecinden bazı deneyimleri, deneyimlemiş kişileri, kurumları, kurumların temsilcilerini ağırlayıp biraz da böyle açalım istedik konuyu. O yüzden de bu hafta Hrant Dink Vakfı'ndan bir konuğumuz olacak. Konuğumuzu anons etmeden önce isterseniz Hrant Dink Vakfı'nın yine hazırladığı çok güzel bir video var. Kars'tan Gümrü'ye nasıl gidilir videosuydu. Bu videoyu sosyal medyada paylaştıklarında oldukça ses getirmişti ama bir gerçekliğe, bir realiteye ışık tutması açısından yani Kars'la Gümrü arasının ne kadar uzak olabileceğini tekrar gösterdi bu video bize. İşte bu başlayan uçak başlaması beklenen uçak seferlerinin de ne kadar değerli ve ilişkilerin normalleşmesi için elzem bir adım olduğunu bir kez daha bize gösterdi ama alt metinde daha çok çalışmamız gerektiğini de anlayacaksınız. Videoyu göstererek başlayalım programa. Türkiye ile Ermenistan arasında kara sınırı 1993'ten beri kapalı. Kars'taki A noktasından Gümrü'deki B noktasına nasıl gidilir? Peki ya bir insan nasıl gidebilir? Türkiye ile Ermenistan arasında direkt uçuş yok. Birinci yol önce İstanbul'a uçar, oradan Varşova, oradan Yerevan'a uçup Yerevan'dan da araba ile Gümrü'ye geçer. İkinci yol önce İstanbul'a uçar, oradan Tiflis'e aktarma yapar ve Tiflis'ten arabayla Gümrü'ye geçer. Üçüncü yol İstanbul'a uçar, oradan Moskova'ya, sonra Yerevan'a uçup oradan arabayla Gümrü'ye geçer. Dördüncü yol, bu kişi otobüse de gidebilir. Önce Kars'tan otobüsle Tiflis'e, oradan da minibüsle Gümrü'ye geçer. Peki bunca uğraş yerine A ve B noktaları arasında bir demir yolu olsa her şey daha kolay olmaz mıydı? Bir saniye, işte orada yolcuları bekleyen bir istasyon görevlisi bile var. Bu şekilde bir ülkeden komşu ülkeye geçmek sadece yarım saat sürerdi. Ama hayır. Birileri sınırı mühürlemeye karar verdi ve diğerleri de öyle kalmasına. 21. yüzyılda Türkiye ile Ermenistan arası kara sınırı hala kapalı. Biz sınırların açıldığı, birbirimizle dostluk ve komşuluk ilişkileri kurabildiğimiz bir gelecek istiyoruz. Evet, biz bu geleceği istiyoruz ama ne kadar mümkün onu da biraz konuşmak gerekiyor. Dedim ya size, bu konuyla ilgili baştan beri aslında sınırların kapalı olması ve kuruluşundan beri çalışan bir vakıf var Türkiye'de. Hrant Dink Vakfı. İşte şimdi Hrant Dink Vakfı'nda daha önce Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili Türkiye-Ermenistan programında çalışan, şu anda iletişim koordinatörü olan Zeynep Sungur konuğum olacak. Zeynep, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
Zeynep, şimdi aslında videoda seyrettik. Hrant Dink Vakfı'nın bu videoyu görünce, İngilizce, Türkçe ikisi iki dilde de var. Görünce çok ben açıkçası etkilendim. Çünkü Türkiye Ermenistan programlarıyla birlikte ilk defa gazetecilerle gidip gelenlerden biriydim. Sonra bu konuda işte bir belgesel çekelim dedik. Otobüste 36 saat nasıl gidildiğini, o yolda insanların neler çektiğini, Gürcistan Tif'den işte Gürcistan'a gidip Gürcistan'dan aşağı indiklerini yani çok deneyimlemiş biri olarak dedim ki aha dedim bütün olayın hepsini çok güzel bir şekilde anlatmışlar. 21. yüzyılda hala sınır kapalı. Şimdi orada video ile ilgili tabii sosyal medyada böyle paylaşınca herkes bir şey söylüyor. Eleştiri edenler de var. Hem Ermeni tarafından hem Türkiye'den. Ama ilginç şeyler de var. Şimdi mesela bu uçağın olmamasının sebebi aslında Atlas Jet'in iflas etmesi. Son dönemde charter uçuşları vardı. Şimdi tekrar konulacak diye konuşuluyor. Hem Pegasus hem Ermenistan'dan FlyOne. Hatta galiba Air Armenia da bu işin içinde. Ama bu gidiş gelişler çok önemli. Ama bazen insanlar anlamıyor Zeynep. Niye önemli? Ben şöyle söyleyeyim. Vakıf aslında kurulduğundan beri, yani Hrant Dink'in yaşam mücadelesinin ardından, 2007 yılında öldürülmesinin ardından vakıf projelerine Türkiye-Ermenistan normalleşmesini ve ilişkilerinin güçlenmesini bir ilke olarak ekledi ve çalışmalarımızdan, sorumluluklarımızdan biri oldu. Bunun nedeni ise aslında iki komşu ülkenin arasındaki sınırın kapalı olması ve diplomatik ilişkinin olmaması. Ve aslında bu iki ülke arasında ilişki olmamasının sonucu olarak da iki ülke arasında ve iki ülkenin halkları arasında aslında sağlıklı bir bilgi alışverişi ve bilgi akışı ne yazık ki yok. Önemli olan şeylerden biri aslında onun güçlenmesi, iki komşu ülkenin halklarının birbirini daha çok tanıması, temas kurması, diyaloğun artması, ortak projelerin geliştirilmesi. Sen Türkiye-Ermenistan projelerinin şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu ilişki zaten var. İki tarafta da aslında sivil toplum bu konuda uzunca bir süre çalıştı. Bir birikim var bu konuda. Ama bugüne kadar neler yapıldığını insanlar çok hatırlamıyor olabilir. Böyle süreçler sonrasında milliyetçiliğin yükselmesi, iki tarafın seçime gitmesi, Ermenistan'daki devrimin gelmesi vesaire. Biraz hatırlatalım mı program kapsamında Hrant Dink Vakfı'nda neler yapıldı bugüne kadar? Tabii ki. Şöyle ki, vakıf kurulduğundan bu yana aslında farklı diyalog programları hep yürüttü. İlk başlarda gazeteci diyalog programı yaptı. Senin de girişte bahsettiğin gibi. Gazeteci diyalog programı biraz aslında bu da az önce bahsettiğim bilgi akışının kısıtlılığına bir çözüm önerisi gibiydi. Komşu ülkeden Türkiye'ye gazeteciler ya da Türkiye'den Ermenistan'a gazeteciler ziyaret ediyordu. Ve biz bu ziyaretleri aslında farklı gündemlerde, kimi zaman seçim dönemleri, kimi zaman bir insan hakları ödül töreni, kimi zaman turizm ve gastronomi alanındaki gazetecilerin seyahati gibi farklı tematik alanlarda gazetecileri komşu ülkeye ya da komşu ülkedekileri Türkiye'ye getiriyorduk ve bu gazeteciler farklı sivil toplum kuruluşları, partiler ya da aynı şekilde meslektaşlarıyla bir araya geliyorlardı. Ve biraz olsun yakınen ülkeyi, neler olduğunu ve o dönemki dinamikleri takiplerinde veya oradayken bunu gazetelerine taşıma imkanı buluyorlardı. Bunun dışında aynı zamanda bir multimedya projesi yaptık. İki komşu ülkeden fotoğraf sanatçıları ve multimedya sanatçıları sınır bölgesindeki şehirlerde çeşitli fotoğraflar, kısa filmler çekerek multimedyalar oluşturdu. Bunun sergisi yapıldı. Şu an Vakfın YouTube kanalında da bunların videoları hala bulunuyor. Biz bu gazeteci diyalog programını baz alarak farklı diyalog programları ve farklı programlar da oluşturduk aslında.
Ve 2014 yılında Seyahat Fonu ve Burs Programı'nı başlattık. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ve Türkiye-Ermenistan Burs Programı. Seyahat Fonu'yla yaklaşık 400'den fazla kişi komşu ülkeyi ziyaret etme imkanı buldu. Burs programı ise daha uzun soluklu kalışlar içindi. Türkiye'den ve Ermenistan'dan kurumların önerdiği programlar dahilinde bir bursiyer ağırlaması süreciydi. Gelen ya da Ermenistan'a giden bursiyerler 4 ila 6 ay boyunca sivil toplum, akademi, medya kuruluşu, sanat merkezi gibi projeler geliştirdiler. Daha sonra ki bu gazeteci diyalog programına örnek alarak tematik alanlardaki ilgiye ve çeşitliliğe göre de farklı diyalog programları da geliştirdik. Osmanlıca dili edebiyatı alanında, mimarlık özelinde, halk sağlıkçıları ve FMF hastalığını çalışan tıpçılar alanında ve ki ülkenin üniversitelerinin öğrencileri bir yaz okulu gibi Türkiye'de kalıp olarak giderek bir oyun parkı inşaatı yaptılar öğrenciler. Bu tür projeler aslında bize şunu gösterdi. Yani program başladığında biz ilk başta 2014'te duyuruyu çıktığımızda belki ilk başta daha bu konuya zaten ilgisi olanlar seyahat ederken gittikçe bu konuya yani daha doğrusu seyahate ilgi olan ilgisi olan kişilerin farklı coğrafyalardan, farklı yaş gruplarından, farklı tematik alanlardan olduğunu gördük. Burs programıyla birlikte aslında illaki Türkiye-Ermenistan özelinde değil, farklı konularda ortak neler yapılabileceğini, bir araya ortak proje çıkarabileceklerini gördük insanların. Ve aslında bu çeşitlilik, farklı temasların artması, farklı kesimlerin temaslarının ve aslında iki yakın halkın birbirine komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi için de bir ilgi olduğunu da gösteriyor. Yani siyasi gelişmelerden bağımsız olarak artan bir ilgi ve birlikte çalışma özverisi olan bir şey görüyoruz, istek görüyoruz. Yani ve vakıf olarak aslında Türkiye-Ermenistan projelerinin parçası olmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Ve farklı sivil toplum örgütlerinin de bu alanda çalışmalar yürüttüğünü zaten biliyoruz. Kültür sanat alanından, akademi alanına orada gelişmiş. Burada iki sorum olacak benim. Şimdi birincisi mesela bu uçak seferlerinin durdurulması, yani doğrudan uçak seferlerinin durdurulmasından sonra da bu programlar devam etti mi? Onu bir söyleyelim. Hem de hala da devam ediyor mu? Eğer ediyorsa onun çağrısını da buradan yapmış olalım. İkincisi de bu süre içerisinde, yani son diyelim futbol diplomasisinin ardından bu ivme biraz daha yavaşladı mı? Yani futbol diplomasisinin sona ermesinin ardından diyelim, protokollerin imzalanmaması, imzalandıktan sonra onaylanmaması. Böyle halk arasında hani böyle bir istek var diyorsun ya, bu yükseldi mi yoksa düştü mü mesela ilgi? Sen nasıl görüyorsun orada? Aslında benim dediğim dönem futbol diplomasisinin sonrası dönem oluyor biraz. 2014 ve sonrası olan bir dönem. Ve hani bu dönemde zaten söylediğim rakamlar, hani 500'ün üstünde seyahat, farklı diyalog programları, farklı burs programları, farklı kurumların buna katılma isteği ve sadece İstanbul, Yerevan gibi hani büyük şehirlerdeki kurumlar değil, farklı şehirlerden ilginin olması, program katılımcılarının da Türkiye'nin farklı bölgelerinden olması aslında bir ilginin olduğunu gösteriyor diyebilirim. Uçuşlarla ilgili konuya değinecek olursak da şöyle bir, maalesef ki şöyle bir sıkıntı tabii ki var. Yani direkt uçuş olmaması aslında deminki videoda da gösterdiğimiz gibi bir dolu şeyi ne yazık ki negatif etkileyebiliyor şu anlamda.
anlamda. Çünkü yani 3 günlük, 4 günlük bir programa gidecek kişi, yani 4 gün gidiyorsa 3 günü seyahatle geçiyor aslında. Ve hani bu sebeple programa katılması daha zor olabiliyor. Ve bir yandan da tabii ki şöyle oldu ki, yani 2020 yılında AtlasJet iflasını açıkladı. Üzerine pandemi koşulları eklendi. Üzerine savaş ve tüm bunların etkisi sebebiyle iki arasındaki bu sık temas, fiziksel temas ne yazık ki biraz olsun sekteye uğradı tabii ki. O yüzden aslında hani biz tekrar bu iki uçak şirketinin, hani hem dedim de senin söylediğin gibi Fly One Armenia hem de Pegasus'un hani yaptığı bu başvuruların bir an önce hani izinlerin çıkmasını diliyoruz. Çünkü aslında bu izinler çıkarsa bu hareketliliğin yeniden canlanacağını düşünüyoruz. Çünkü bize de hala proje nasıl geliştirebilirim, neler yapabilirim diye sorular tabii ki geliyor. Biz bu programları sürdürülebilir yapmak, yani seyahat fonunu ve burs programını, böyle bir sebepten dolayı sekteye uğradı. Ancak biz bu dönem boyunca da hani yine de neler yapabiliriz diye tabii ki baktık. Biraz olsun bu pandemiyle birlikte çevrim içi imkanların nasıl değerlendirilebileceğini düşündük. Hani Türkiye'den Ermenistan'daki öğrencilere hani Osmanlıca ve Türkçe kursları, yani dersleri, eğitimleri verildi. Onun dışında Ermenistan'da özellikle Türkiye'deki sözlü tarih projelerine olan ilgiye dair bir bilgimiz vardı. Bu nedenle vakfın çıkardığı kitapları, Sessizliğin Sesi serisini Doğu Ermencesine çevirmeye başladık. Ve ilk defa bu sene bir kitabımız yayınlandıktan sonra onun bir lansman etkinliğini Ermenistan'da yaptık. Ve katılım oldu ve bu sürecin, demin saydığım sürecin ardından tekrar bir etkinliğin yapılması olması, ilginin olması, buluşmaların olması bize çok umut verdi. Yani bir yandan da bu tarz, demin izlediğimiz tarz video çalışmaları yapıyoruz. Çeşitli videolarla aslında bu hani iyi komşuluk dileklerimizi dile getiriyoruz. Her hafta vakfın sosyal medya hesabında bir böyle postkart tasarımında, yani bir mektup tasarımında yakın komşu Ermenistan hashtag ile Ermenistan'dan çeşitli görsellerle Ermenistan'da tanıtıyoruz. Ve hani aslında hep şunu görüyoruz, yani o paylaşımın altında tabii ki demin dediğin gibi bazı negatif örnekler olabiliyor. Ama çoğunlukla, yani negatifliklerin yanı sıra çoğunluğa bakarsak genelde pozitif mesajlar görüyoruz. Ve bu pozitif mesajların çoğu umarım seyahat edebilirim, yakında görebilirim, sınır umarım açılır, burayı çok merak ettim gibi güzel geri bildirimler. O yüzden hani bu şey, yani insanlardaki ilginin aslında eksildiği değil, hani tansiyonla birlikte belki durağanlaştığını kabul edebiliriz. Ama hani genel olarak bir ilginin olduğunu da söyleyebiliriz. Peki. Şunu ekleyeyim ben de. Şimdi dedin ya, sosyal medya hesaplarında tabii ki olumsuz yorumlar da oluyor vesaire. Genelde ben de yazdığımda öyle olumsuz yorumlar çok geliyordu sosyal medyada, özellikle Twitter'da. Yani bir şey paylaştığında, bir bilgi bile paylaştığında, bunu daha önce bu programda Yetvar Tanzikyan'la da konuşmuştuk. Gazete her bir paylaşım yaptığında altına bir dolu yorum geliyor. Şimdi geçen hafta ben de sosyal medyada bir deney yapayım dedim. Bugün Ermenistan'a gitmek ister misiniz diye paylaşım yaptım. Bir anket yaptım, böyle soruyorlar ya, iki soru. 998 kişi katıldı ve 700 küsür kişi gitmek istiyorum dedi. Bu da aslında tabii bizim mahalle bu. Yani sonuçta seni takip eden insanların çevirisi oluyor ama yani en azından küçük bir örneklem aldığımda 1000 kişi içerisinde 700 kişi de, 700'den fazla insan yakın komşuya gitmek istiyor. Orayı tanımak istiyor. Bazısı zaten bunun planını yapıyor. Bu sene nasıl giderim diye. Ve merak ediyor. Bu aslında iki toplumun birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Vakfın ilk yayınlarından biriydi. Hrant Dink Vakfı'nın ilk yayınlarından biriydi. Hrant Dink'in bir kitabı.
iki yakın halk, iki uzak komşu diye çok doğru tanımlıyor, tanımlamış daha doğrusu bütün bunlar olurken. Son bir şey soracağım. Orada hani birinci bölümümüzü biz tamamlayacağız bu şekilde ama şimdi dedik ya olumsuzluklar vesaire diye. Bu bir taraftan olumlu tepkiler de geliyor tabii ki. Bu aslında toplumdan gelen enerji büyük bir ihtimalle size de yansıyor ve işinize devam edebilmeniz için çok da büyük bir motivasyon oluyordur. İki tarafta ama hep böyle birazcık çekingenlikler, işte sürekli olarak hani bu yakınlaşmadan çok bir şey beklemeyelim diyen taraflar da ben okuyorum hem Ermenistan basınında hem de şimdi. Siz ne bekliyorsunuz mesela? Sen şimdi iletişim koordinatörü olarak hani Türkiye-Ermenistan projelerinin dışında diyeyim bir iletişim koordinatörü olarak bu süreçten, bu normalleşme sürecinden ne bekliyorsun mesela? Bir realiteyi de görerek de neler görüyoruz şu anda? Aslında şöyle söyleyeyim, yani iki ülkenin, yani iki komşu ülkenin temsilcilik atama niyetleri önemli ve böyle bir şeyin olmasını destekliyoruz. İyi bir adım. Onun dışında bu, yani bu kararın iki ülke arasındaki ilişkilerin aslında biraz olsun artması, gelişmesi için hani güven arttırıcı olmasını diliyoruz diyeyim. Yani böyle olmasının çözüme katkı sunacağını düşünüyoruz ve umuyoruz. Yani uzun soluklu bir barışın olması bölgede, aynı zamanda hani daha önce yaptığımız bir araştırmada da, yani iki komşu ülkenin sınır bölgelerindeki kalkınma alanında, ekonomik kalkınma alanında sıkıntılar yaşadığını tespit eden bir raporumuz olmuştu. Yani sınır aslında buradaki ekonominin canlanması için, Ermenistan ekonomisinin canlanması için, bölgesel ekonomi önemli olacağını düşünüyoruz. Yani düşünüyorum. Yani uzun vadeli barış ve iyi komşuluk ilişkilerinin bir politika olarak benimsenmesinin kıymetli olacağı görüşündeyim. Yani bu dediğimiz gibi bu ilgiyle birlikte bu paralellikte giderse aslında hani normalleşmenin adımları da böyle sanabilir. Yani uzun vadeli bir barış politikası, iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesi hedeflenerek. Çok güzel. Çok teşekkürler Zeynep. Katılıp bize bunları aktardığın için. Bu arada bana başka bir program önerisi de yapmış oldun. Sizin bu hazırladığınız sınırın iki tarafındaki ekonomiyle ilgili hazırlanan raporu da burada ileriki programlarda konuşmamız şartmış demek ki. Çünkü aslında en büyük motive edici etkenlerden biri de Türkiye'nin doğusu, Ermenistan'ın batısının ekonomik ilişkileri olacak. Bu sınırın açılması ve sınır açılabilecek sürece götüren normalleşmeden en çok faydalanabilecek olan kişiler ve toplumlar yine bu iki tarafta oturanlar. Bir nehrin ve bir sınırın, bir çizginin bir doğusunda bir batısında oturanlar. Çok teşekkürler Zeynep Sungur programa katıldığın, bu bilgileri paylaştığın için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, sevgili seyirciler, Zeynep Sungur Hrant Dink Vakfı'nın iletişim koordinatörü, Türkiye-Ermenistan projelerinde daha önce çalışmış olan bu konudaki deneyimleri bize aktardı. Aslında her şey normalleşme adına toplumlar arasında hazır gibi. Zeynep'in dediklerini duydunuz. Bu futbol diplomasisi döneminin sona ermesinin ardından bile İki ülke arasında 500'e yakın gidiş geliş değişim programı yapılmış. Az değil, tabii ki bir Erasmus programı değil ama yine de gördüğünüz gibi halk aslında toplumlar diyelim. Buna açık, siyasilerin adım atması bekleniyor. Sınırın da tek taraflı kapalı olduğunu tekrardan burada hatırlatalım diyelim. Ve programın ikinci bölümüne, ikinci konuğumuza geçelim. Sosyal medyada yine hem bizim sayfamızda da Gamurç'un sayfasında da paylaşmıştım. Derik'te bir kilise için yardım toplamıştınız. Teşekkürler. Merhayer aracılığıyla, Merhayer inisiyatifi aracılığıyla oraya sıralar alınacaktı ki sıralar hazırlanıyor. Bu süreç içerisinde Derik Kilisesi herhalde diyelim Doğuş Bayramı, Noel Bayramı vesilesiyle basın organlarında, Türkiye'deki basın organlarında da, televizyonlarda da haber olmaya başladı. Konu neydi? 37 yıl sonra geri dönen, 27 yıl sonra pardon, Derik'e geri dönen ve kilisesine sahip çıkan Zekeriya Sabuncu'nun hikayesiydi. Haber ajansları bu haberi geçtiler.
Ama biz böyle görüntüleri, kilisedeki görüntüleri ve Zekeriya abinin anlatısını orada programın sonuna saklayalım ki önce biraz kendisiyle konuşalım. Zekeriya abi şimdi Skype attığımızda. Merhabalar Zekeriya abi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi bayramlar, iyi seneler diliyorum. Teşekkürler Zekeriya abi. Sana da iyi bayramlar. Şunura Varsurpsunund. Hep şimdi şuradan başlayalım mı? Bu geri dönmeye ne zaman, nasıl karar verdin? Biraz bize onu anlatsana. Herkes bunu gördü çünkü bu şekliyle haber yaptı işte ajanslar. Ama sen neredesin? Nasıl geri dönmeye karar verdin? Biraz bize onu anlat. Şimdi biz yaklaşık 50 seneyi aşkın İstanbul'a göçmüştük. Yani 50 seneye yakın. Artık orada değişik iş alanlarında yani çalıştık. Başarılı bir noktaya da gelmiştik. Tabii ekonomik kriz zaman zaman insanları etkiliyor. Bir şeyler yaşıyorsun. O dönemde benim de orada bir işte kaldığım ev kiracı vardı, çıkmıyordu. Sonradan neyse boşalttıktan sonra bir geri döneyim dedim. Hem evin durumuna bakayım hem de bizim orada bir bağımız vardı. Ona da bir bakayım hele ne durumda. Çünkü buradan para gönderiyordum bakmaları için. Ama hep merak ediyordum ne durumda diye. Tuttum 37 yıl aradan sonra bir memleketime Derik'e dönüş yaptım. Ev harabe halindeydi. Bak desen top sahası olmuştu. Gördüm çok üzüldüm. Dedim şimdiye kadar hiç fırsat olmadı, gelemedim, ilgilenemedim. Yani bir üzüntü içine girdim. Bir el attım, dedim bir önce evi onarayım. Bir 20 gün kadar baştan aşağıya hepsini onardık, boyadık, tesisatları yaptık. Bahçeye gittim, bahçede böyle çöl olmuştu. Gözlerim doldu inanın, dedim buna da bir el atayım. Bir bahçıvan tuttuk, bir fidan ekmeye başladık. En azından bir yeniden bir canlansın dedim. Dedik de biz ayrıldıktan sonra bayağı bir duraklamıştı. Bir şeyler yapmak istedim. Çünkü ana vatanımızdır. 400 yıl önce atalarımız Elazığ Palo'dan gelmişti. Oraya yerleşmişlerdi. Derik'in kurucularındandır. Ailemiz 50 sene öncesine kadar Derik'in ticaretin yarısını yapıyordu. Çiftçilik, sinemacılık, değirmen, manifatura, sabun, zeytinyağı, Derik'in bütün zeytinlerini biz alıyorduk. Mahsaramız vardı. Mahsara yani zeytin çıkartma yeri. Ya. Daha sonra tabii fabrikasyonlar çıkmaya başlayınca Nizip'e götürdüler ama evin altında sabun yapardık. Hatırlıyorum 50-55 sene önce. Şimdi bizim sabun hikayemiz de 155 yıllık ata mesleği, büyük dedem. Rahmetli İlyas dedem, büyük dedem, o yapmaya başlamıştı. Daha sonra oğlu Vartan Gamo diyordu. Sonra babama geçti Agop. Agop sabunları diye geçiyordu. Neredeyse 50 yıla yakın sabun yapılmıyordu biz İstanbul'a gittikten sonra. İşte İstanbul'dan memlekete geri dönüş yapınca bir ata mesleği olan sabunla başlayayım dedim. İşte bir malzemeleri hazırladık. Teşkilatı kurdum ufak çapta evde. Onunla başladık. İnsanlar inanmadı, şaşırdı. Yani sabun yaptığımıza sevindiler. Eskiden Derik'in her tarafına, çevreye, Mardin'e, Diyarbakır'a vesaire bütün her yere biz sabun dağıtıyorduk. Gelip alıyorlardı. Tekrar çok şükür yeniden o şeyi yeniden başlatmış oldum. Akabinde işte zeytin işi, zeytinyağı, doğal ürünler. İşte Derik'in şartları biraz kısıntılıdır. Oranın imkanları biraz kısıntılı. Çünkü bir üretim uzun zamandır yapılmamıştı. Ben de Derik için bir şeyler yapmaya çalıştım. Halen devam ediyorum. İşte o yüzden Derikler de yani devlet arkanından tutun milletine kadar herkes beni seviyor, sayıyor, değer veriyorlar. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu anda bayram, yılbaşı dolayısıyla ailemi ziyarete geldim. Yakında gene nasipse döneceğim Derik'e. Çünkü işimi de orada kurdum. İşte gidip geliyorum böyle. Bir orada bir burada. İstanbul'da.
Bir şey soracağım Zekeriya abi. Bir soyadının da nereden geldiğini seyircilerimiz anlamış oldu. Aile çok yani yüzyıllardır sabunculuk yapıyor. Soyadını da oradan almışsın demek ki. Peki bir şey soracağım. 37 yıl sonra geri döndüğünde nasıl bir Derik'le karşılaştın? Yani bıraktığında nasıl hatırlıyordun? Şimdi nasıl? Şimdi o İstanbul'a gitmeden önce Derik alışveriş merkeziydi. Küçük Paris diyorduk. Yemyeşil, bütün her şey vardı, bütün sanatkarlarımız oradaydı, bütün sanatkarlar hepsi dışarıdan gelip ticaretini yapıyorlardı, ürünlerini yaptırıyorlardı. Yani alışveriş merkeziydi, çok kalabalık bir caddemiz vardı orada, insanlar karşıya geçemiyordu kalabalıktan. İki sıra sebzeler, meyveler, yoğurtlar, peynirler ne desen her şey vardı, bereket vardı o zaman. Yavaş yavaş bizler göçünce oradan biraz duraksandı yani. Kızıltepe o zaman karşımızda bir köy gibiydi. Kızıltepe'yi gördüm, Derik'i gördüm, gözlerim doldu. Dedim ne halde kalmış Derik, inanın. Ama işte yavaş yavaş Derik de gelişiyor, bir şeyler yapılıyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yani Derik'in de havası, doğası güzel, insanları güzel. Bana önem veriyorlar, seviyorlar, sağ olsunlar. İşte böyle oradaki yaşantımı sürdürüyorum. Derik'i sen 37 sene önce bıraktığında kaç aile vardı Derik'te? Kaç Ermeni aile vardı? Şimdi ben gitmeden, biz gitmeden önce, yani 50 sene önce gene diyorum, Diyarbakır'dan papaz geliyordu. Kilisede badarak yapıyordu. Bizim evde kalırdı. Onunla birlikte ben de o zaman küçüktüm. Yani bir 10-12 yaşlarında galiba idim. Bütün evleri dolaşıyorduk. Her bir evden bir tane şeker alırdı. Cebinde kalsın, eve gittiğimizde sayarız. Bakalım kaç aile var diye. Rahmetli Dergiragos Diyarbakır'dan geliyordu ikinci günde. Evde sayıyorduk. 49-50 aile vardı o zaman. Şekerlerden sonra, biliyorsun yani kaç aile olduğunu. Tabii onlardan sayıyorduk. Ondan sonra işte bütün herkes, Derik halkı gelip kendisini ziyarete gelirdi bayramda. İkramlar yapılırdı, sohbetler yapılırdı. Vaftiz olmayanlar vaftiz edilirdi bizim evde o zaman. Öyle geldiği zaman biz bayramı biliyorduk. Yani yoksa bizim orada hani din adamı yoktu devamlı, Diyarbakır'dan geldiği için. Geldiği zaman da biz bayram coşkusunu yapıyorduk o zaman. Şunu sor, şimdi geri döndün. Derik'te şu anda durum nasıl? Yani orada kilisenin durumu nasıl? Aile Ermeni var mı? Ermeni aile kalmış mı? Şimdi biz gittikten sonra en son dönemde iki aile kalmıştı. O birisi karı koca, Allah rahmet eylesin. Öldüler. Bir karı koca kaldı. O da yaşlı, demircilik yapıyor. Naif demirci. Onlar bakıyorlardı kiliseye. Ben geldiğim zaman 8 sene önce kiliseye bir baktım. Biraz tadilat işleri vardı. Bir el atayım dedim. Ufak çapta bir şeyler yaptım. Temizliğini yaptım. Hafta sonu işte gidiyorum. Duamı ediyorum. Temizliğini yapıyorum. Bir kadın var, bahçeye bakıyordu. O da şimdi 3-4 aydır hasta. Hastanede yatıyor. Onun da temizliğini elinden geldiği kadar yapıyorum. Bazen belediyeye rica ediyorum. Eleman gönderiyorlar. Toplu halde 5-6 kişi geliyor. Temizlik yapıyoruz. Hatta geçenlerde 5-6 eleman sağ olsun gönderdiler. Biz kilisenin bütün bahçesini, bir de arka tarafında okul vardı. Şu anda bina olarak duruyor tek katlı okul. Onun üstünü, altını, misafirhanenin oralarını komple birlikte temizledik. Çöpünü 15 torba belki çöp çıktı. Sonra gene belediyeden rica ettim, sağ olsun su tankeri gönderdiler. İçini dışını komple yıkadık. En azından misafirler geldiği zaman bir temiz görsün diye. Çünkü güvercinler şeylerden içeri giriyordu. Habire pisletiyorlardı. Onun da önlemini aldık. Onu da düzenledik şükür. Şimdi tertemiz, hazır halde. Gelen ziyaretçiler en azından temiz görürler. İşte gelmeden son bir temizliği daha yaptı. Gelen ziyaretçiler diyorsun ya, kim geliyor?
her yerden geliyor. Mesela Derik'in dışından Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, İzmir, ben şuradan geliyorum. Mesela Karadeniz'den gelenler var. Türkiye'nin çok yerlerinden mesela ilişkisi olanlar, akrabası tanıdığı olanlar geliyorlar. Bir görmek istiyoruz diyorlar. Anahtar da bende olduğu için gidip açıyorum, bilgi veriyorum, bakıyorlar. 372 yıllık kilisedir. Peki şimdi senin anladığından yani burada Derik'te şu an 3 kişi mi, 3 Ermeni mi kalmış ya da 3 aile mi kalmış? Nedir oradaki? Evet, 3 kişi varız. O da biraz hani yaşlandı, rahatsız. Hani elinden geldiği kadar o da bir arada bir ilgileniyor yani, sağ olsun. Şimdiye kadar o ilgileniyordu. Ben geldikten sonra hani o yükü ona dedim, fazla şey yapmayayım. Ben de ilgileneyim, yapayım dedim. Böyle bir paylaşım gibi yaptık temizlik şeylerini. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu aslında çok insan olmaması orada bu yükü senin üzerine de bırakıyor bir sonraki nesil olarak. Şimdi bu kilisenin ve etrafında bir okuldan söz ediyorsun. Burası başı boş bırakılmamalı belki de. Buraya daha önce de yani bakıldığı zaman da definecilerin dadanmış olması mümkün mü? Yani böyle şeyler tehdit var mı etraftan, yoksa yani güvenli mi şey kilise ve okul binası? Şimdi bu okul binası tek katlı, okulun bahçesindedir zaten. Okulun kilisenin hemen arka tarafı. Bir mesela 100 sene önce okuldu, sonra eve dönüştü. Kilisenin fakirleri, kiliseye bakanlar oturuyordu. 4 odalı bir yerdi. Sonra 20 sene önce bizim cemaatten İstanbul'dan oraya gittiler. Rahmetli babam da başındaydı. O bölmeleri kaldırıyorlar, tek parça yapıyorlar. Çünkü böyle kubbemsi eski tarz şeyler var ya, kalın duvarlar filan. O şekilde bir yapısı var. Onu kiliseyi de o zaman onlar bakımını yaptılar, boyadılar, misafirhanene yaptılar o zaman 20 sene önce. Yani şu anda o koruma altındadır. Yani kapısı bahçenin kilitlidir. Anahtarları da gene bizde. Bir de kadın var, onda var. İşte bu şekilde koruma altında. Herkes de önem veriyor, saygı gösteriyor. Elinden geldiği kadar koruyorlar. Çok iyi. Bir başka bir şey daha değinmek istiyorum. Resulullah idaresi gelip yardımcı oluyorlar. Güzel. Sıkıntı yok yani. Şimdi sen biraz önce diyordun ki döndüm işte, küçük bir sabun atölyesi de kurduk. Zeytin ve bağlara da bakmaya başladık. Zeytincilik de başlayacak belki. Aslında bu anlattıkların bu kriz döneminde çok da kolay şeyler değil. Yani tarım yapmak ya da sabunculuk nasıl gidiyor? Bu çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? Etraf taraftan bir enerji yarattınız herhalde. Yani bir toplum da buna destek oluyor herhalde, Derik'tekiler size de. Şimdi ilk geldiğim gün Derik'e çok sevindiler. Ama burada kalın, kal burada, yardımcı oluruz. Elimizde ne gelirse yardımcı oluruz, destek oluruz. Moral verdiler. Sabun üretimine başlayınca yardımcı oldular, almaya çalıştılar. Ben de bu şekilde kendime de bir iş hani dedim, kurmuş oldum. Babamızın, atamızın mesleğini yeniden dedim, icra ettim şükür. Bir de yaptığım ürünler hepsi doğal olduğu için insanlığa da büyük faydaları oluyor. Mesela sabun olsun, zeytinyağları dışarıdan şu anda geçici olarak alıyorum. Ben bir üretim düşünüyordum, fabrikasyon, destek alamadığım için öyle o kaldı. Kendi imkanlarımla evde doğal şekilde ev yapımı dediğimiz şekilde yapıyorum. Bahçeye de fidanlar ektim. Fidanlar da yavaş yavaş işte mahsul veriyor. Gerek üzüm, gerek zeytin. Bu üzümlerden mesela pekmez yapıyorum. Doğal pekmez. Ondan sonra işte Derik zeytini dünyada birdir. Yağı dünyada bir. 2 sene önce Londra'da altın madalya aldı. Bayağı bir tanıtımı yapıldı Derik'in. Peki şimdi biz bunları böyle anlatınca seyircimizin hem görmesi hem de belki ağzı sulanmıştır zeytinyağı deyince.
Bunlar alma imkanları var mı? Sosyal medyadan ulaşabilirler mi? Ya da nasıl alacaklar mesela sabun almak isteseler? Nasıl destek olacaklar size? Şimdi benim sabun yaptığım zaman işte tanıdık vardı. Kanada'dan geldi bir miktar aldı. Almanya'dan, Fransa'dan istedikleri zaman işte kargo yapıyorum. Zaten Türkiye'nin içinde her yerde yani isteyenler kargo yoluyla ya da gelip alıyorlar bir şekilde. İşte gelirken İstanbul'a getiriyorum beraberimde ürünleri. Burada işte pazarlamaya çalışıyorum. Bir şekilde ulaştırırız yani. İyi. O zaman yani sabun isteyen varsa bu programın altına sosyal medyadan yazsınlar. Delik'te den gelen Zekeriya Sabuncu'ya ulaştıralım. Siz de şimdi İstanbul'dasınız. Deliğe döneceksiniz zaten. Zekeriya abi çok teşekkür ederim. Zekeriya Sabuncu katıldınız yayınımıza. Çok iyi oldu. Delik'teki bu durumu da anlatmış olduk. Ben en son 2016'da gelmiştim oraya. Geçmiştim oradan. Yine o senin bahsettiğin yaşlı çift zannedersem oradaydı. Hatta Aram Dildar'la bir çekim yapmıştık orada. Yine Gamurç için. Şimdi demek ki Delik'in yeni bahabanı yani koruyucusu sensin. O kilisenin böyle anlamış oluyorum. Çok sağ ol. Orada olduğun ve kültürel mirasımızı koruduğun için. İyi ki katıldın yayınımıza. Kadar yapmaya çalışıyor ve geldiğinizi bilmiyordum. Keşke o dönemde orada olmuş olsaydım, sizi karşılamış olsaydım. Olsun. Bir dahakine karşılaşırız. Çok teşekkürler katıldığınız için. Başka zaman ederim tabii. Muhakkak. Evet. Size başarılar dilerim. Ağladığınız için ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Zekeriya Akbarik. Evet sevgili seyirciler, bugün de Zekeriya Sabuncu ile bu hikayeyi 37 yıl sonra Delik'e geri dönüş hikayesini sizlere aktarmış olduk. Yani başını kaçırmış olanlar için söyleyelim, 37 yıl sonra Delik'te yüzyıllardır sabun üreten ailenin bir ferdi memlekete geri dönüyor. Kiliseye bakan sadece iki kişi vardı. Şimdi artık belli ki onların hastalanmasıyla, yaşlanmasıyla artık bu görev ve anahtar Zekeriya Sabuncu'ya geçmiş oluyor diyelim. Buradan bunu da aktarmış olduk. Zekeriya Sabuncu'nun ve Delik'teki kiliseye geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı da gitti. Onun görüntüleriyle bu programı tamamlayalım. Orada yaptıkları bir söyleşi de vardı. Onu da zamanımız yettiğince size aktarmış olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sıdestü.
Şimdi kilisenin bayram temizliğini yapıyorum. Buraya kadınların çıkması zaten yasaktır, çıkamaz. Bu yüzden kilisenin bahçe işlerini de bir kadın temizliyordu. O da 3-4 aydır hasta, hastanede yatıyor. Onun görevini de yapmaya çalışıyorum. Elinden geleni yapmam gerekiyor, yapmaya çalışıyorum. İnşallah Allah her zaman nasip etsin. Temize gelip ibadetini ve bakımını yaptıktan sonra ayakta kalması için elimden geleni yapıyorum. Ziyaretçilere, gelen ziyaretçilere açıyoruz, bilgi veriyoruz ve bunu yapmaktan da mutluyum. Biz Derik'te sadece 3 kişi varız. Karı koca da biraz yaşlı, rahatsız. Bundan dolayı ben biraz daha fazla ilgilenmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Her hafta sonu tek başıma gelip ibadetimi yapıyorum, gerekli bakımı, temizliği yapıyorum. Ondan sonra günlük yaşantıma devam ediyorum.